Siyasetin sıcak gündeminde siyasi gelişmeleri konuşacağız. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile efendim CNN Türkiye hoş geldiniz. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sıcak gündemi dedik. Siyasetin en sıcak başlıkta Cumhur İttifakı meselesi. Şimdi önce dünden bir başlayalım. Salı günü Sayın Bahçeli yerel seçimde ittifak yapılmayacağını açıklamasının ardından dün MHP'den arka arkaya bir takım manevralar geldi diyebiliriz. Bir tanesi Melih Gökçe'yi aday olarak Ankara'da düşündüklerini açıklamaları. Diğeri de emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili mecliste genel kuruldaki oylama. Şimdi orada bir araştırma önergesi söz konusuydu. Onun görüşülmesine MHP grubu onay verdi ama ardından grup başkan vekili Erhan Usta görevden alındı. Sonrasında da MHP bu komisyonun kurulması noktasında çekimser kaldı. Şunu sormak istiyorum. Dün MHP'nin sergilediği bir bu tutum AK Parti cephesinde nasıl okundu ve o süreç içerisinde iki parti grubu arasında bir diyalog yaşandı mı? Öncelikle bu ittifak ne anlama geliyor? Cumhur İttifakı dediğimiz hadise nedir? Bunun çerçevesini görmek önemli. Çünkü yapılacak her türlü değerlendirme bu bağlam üzerinde şekillenebilir. Cumhur İttifakı 2013-2014 yılından sonra özellikle Türkiye'nin karşı karşıya olduğu küresel meydan okumalara karşı toplumsal ve politik referanslara ortak olan çok geniş bir çevrenin birlikte buna mukabele etmek ve memleketin geleceği selameti için işbirliği yapmak diyebileceğim temel başlıklar etrafında şekillenmiş bir ittifaktı. Yani burada siyasilerin şöyle bir araya gelelim, bir kafa kapıya verelim, şöyle de bir ittifak mühendisliği yapalım tarzındaki değerlendirmelerin neticesi değil. Zaten siyaseti gerçekçi kılan ne ölçüde toplumsal hakikatin üzerine kurulduğudur. Siyaset toplumsal şartların tabiri caizse bir fonksiyonudur. Türkiye bölgede güç kazandıkça bir takım blokajlarla karşılaştığını biliyoruz. Bu sadece Türkiye için değil, benzeri durumda olan her ülke için geçerlidir. Hiç kimse bir ülkenin fazlasıyla güçlü olmasını ve kendi bölgesinde, kendi alanında, kendi politikalarını takip etmesini istemez. Türkiye'de son 15-20 yıl içerisinde çok önemli hamleler yaptı. Bugün de bu tür meydan okumalarla karşı karşıya. Allah'ın izniyle bunları da aşacak Türkiye. Aşacak kapasitesi, kabiliyeti, insan gücü, siyasi aklı mevcut. Cumhur İttifakı bunun üzerine şekillendiği için siyasi partiler arasındaki ilişkiler de bu toplumsal gerçekliğin bir devamı, bu toplumsal hassasiyetlerin politik olarak ifadesi şeklinde yaşandı. Esasen bakılacak olur ise Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti Türkiye'nin tarihsel hikayesinde üç temel siyasetten ikisini ifade ederler. Biliyorsunuz batıcılık, Türkçülük ve muhafazakarlık olarak Yusuf Akçura'nın 1904'te ifade ettiği ana mecralar, çok çeşitli katılımlar, Türkiye'nin yaşadığı farklı tecrübeler çerçevesinde zenginleşerek bugüne intikal ediyor. Tabii ki milliyetçilik denildiğinde çok geniş bir coğrafyası var bunun. Muhafazakarlık denildiğinde de hakeza öyle. Ben ana temalar itibariyle bunu ifade ediyorum. Ve arada bir rekabet ve zaman zaman da işbirliği olan damarlardır bunlar. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında da 2002'den bu yana aslında bir hayli sert ve çetin bir rekabet söz konusuydu. Siyasi partilerin müktesebatında bu rekabete ilişkin hatıraların da bulunduğunu biliyoruz. Bunlar da kolay değildir elbette. Ama 15 Temmuz'dan sonra bir işbirliğine döndü. Hem 15 bu. Temmuz hem de Türkiye'nin ortak kader ve geleceğine ilişkin ciddi risklerin varlığı, esasen Türkiye'de herkesin üzerine durup düşünmesi ve temel meselelerde ittifak etmesi gereken çok önemli bir husustur. Bu ülkenin kaderi ve geleceği herkesi ilgilendirir. Bütün siyasi partileri ilgilendirir. Ama sosyolojik ortaklığı olanlar işbirliği alanını daha geniş tutarak bir ittifak ortaya koyarlar. MHP ile AK Parti ittifakı da bu çerçevede aradaki farklılıkları temel meselelerde paranteze alarak ama onları yok saymayarak kurulan bir ittifaktır. Dolayısıyla 24 Haziran'a kadar gelen süreçte o seçimler dahil Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti bu seçimlere katılırken
kendi varlıklarını ve kimliklerini muhafaza ederek katıldılar. Yani ben yokum veya biz birbirimiz gibi olduk, birbirimizin yerine ikame edilebilir partiler olduk. Aslında biz artık bundan sonra bir ve beraber bir programı takip edeceğiz tarzında bir yaklaşımla değil. Aksine MHP ayrı, AK Parti ayrı ama biz bu seçimlerde böyle bir güç birliği yapıyoruz. Mesajı ve amblemi böyle bir gerçekliği üzerine işbirliği yaptılar. Yerel seçimlere geldiğimizde bu işbirliği hukuki temeli yoktu muhakkak ama pratikte de düşünüldüğü gibi bazı yerlerde MHP, bazı yerlerde AK Parti adayı göstersin şeklindeki bir yaklaşım sonuçta seçmen nezdinde bu iki temel konulara ilişkin iştirak etmiş, birlikte davranılma eğilimi taşıyan ve sosyolojik o toplumsal kesimlerin de bu taleplerini siyasi partilerine ilettiği zeminde şöyle bir sonuç doğuracaktı. Aslında bunlar birbirinin yerine ikame edilebilir iki parti. Yani AK Parti yoksa MHP'ye ver, MHP yoksa AK Parti'ye ver. 24 Haziran seçimleri dahil burada yürütülen siyaset, strateji, anlam, Cumhur İttifakı dediğimiz o bağlam hesaba katıldığında böyle bir birbirini yerine ikame edilebilir bir kimlik ortaklığına varmış görüntünün ne Milliyetçi Hareket Partisi için ne de AK Parti için hayırlı olmayacağını biliyoruz. Ne bakımdan? Çünkü her iki partinin varlık ve kimliklerine ilişkin farklılıklar aynı zamanda farklı toplumsal kesimleri de kendi çatılar altında topluyor. Yani öyle seçmenler vardır ki bunlar ancak ve sadece MHP'ye oy verirler ve ancak kritik konularda AK Parti'ye yakın durabilirler. Böyle seçmenler vardır ki bunlar da aynı şekilde sadece AK Parti'ye oy verirler ve kritik konularda MHP ile AK Parti işbirliğine sıcak bakarlar. O tarihsel müktesebatı da hatırlayarak söylüyorum. Temel konulara ilişkin müştereklik ama siyasetin telaffuzuna ilişkin o varlık ve kimlikten kaynaklanan farklılıklar yerel seçimlerde ifade edilen o model çerçevesinde yürümezdi. Nitekim yürümediği için de bugünkü noktaya geldik. Şimdi onun detaylarını şimdi konuşacağım. Mesele şu. Bundan sonra ne yapılacak? Bundan sonrasına baktığımızda bundan önce MHP ve AK Parti'yi Cumhur İttifakı'na taşıyan toplumsal ve politik şartlar mevcut mu? Mevcut. O küresel meydan okumalar var mı? Var. Bu toplumsal kesimler, o küresel meydan okumalar çerçevesinde bu iki siyasi partiyi bir seçim ittifakı çerçevesinde değil, Türkiye'nin bir kader ittifakı olarak görüp destekledi mi? Evet, destekledi. Dolayısıyla, şimdi MHP de zaten bunu söylüyor. Cumhur İttifakı devam edecek diyor ve bu evet, temel başlıklarda yani, desteğimiz sürecek diyor. Evet. Ama birkaç gün öncesine göre işte dün yaşananlar, onu da az önce sormuştum size. Bir takım sinyaller var. Biraz daha farklı bir Cumhur İttifakı mı göreceğiz? Özellikle meclis ayağında şimdi, diye bir tereddüt şöyle, oluştu. Şöyle şunu hesaba katmak lazım. Tabii seçimde de ittifak etmiş ama Türkiye'nin temel meselelerine ilişkin o meydan okumalar karşısında da ortak tavır sergilemiş iki partinin beraber yol yürüme kolaylığı ile seçimlerde ittifak etmemiş ve aynı zamanda kaçınılmaz bir biçimde medeni bir usul ve üslup çerçevesinde rekabet içinde olacak partilerin beraber yol yürümeleri daha incelikli ve hassas bir iştir. Bunu başarabilecek mi? Bunu takdir etmek lazım. Şimdi başarabilecek misiniz? Bu herkese bir takım yükümlülükler getirir. Siyaset suya yazılmaz. Siyaset toplumsal gerçekliğin üzerine bina olur. Oradaki bizlere oy veren insanlar, MHP'ye, AK Parti'ye ve aynı sosyolojide bulunan insanlar partilerine oy verirken şüphesiz partilerin ideolojilerini ve kimliklerini destekliyorlar. Ama aynı zamanda onlar da bu kimlikleri aşkın bir tutum talep ediyorlar. Yani Cumhur İttifakı diye bir şey talep ediyorlar. Dolayısıyla her bir beyanın, her bir tavrın, her bir atılacak adımın hem parti kimliğini muhafaza etme, hem seçimler gibi gerçek bir olay karşısında rekabeti en medeni ve ihtimamlı bir dille sürdürme, hem de Cumhur İttifakı'nı temelde korumaya yönelik bir dikkati gerektiriyor. Bir dikkat yükünü siyasi kadrolara yüklüyor. Hem tam, AK Parti hem MHP. Tam da o noktada işte bunu soracağım. Dün emeklilikte yaşa takılanlar meselesindeki yaşanan tablo.
başa dönüyorum. AK Parti bunu nasıl okudu? MHP orada ne yapmaya çalıştı? Ve netice itibariyle o süreçte iki parti bir diyalog içine girebildi mi? Şöyle, bir kere emeklilikte yaşa takılanlar tanımlaması doğru bir tanımlama değil. 99'da çıkan yasa çerçevesinde emekliliğin nasıl olacağı şartlara bağlı, yıla, ödenen prim gün sayısına ve nihayet yaşa bağlı 3 temel kriter var. O kriter çerçevesinde herkes emekli oluyor. Şimdi bazı arkadaşlar, bazı kesimler erken emekli olmak istiyorlar. Yani bu 3 şarttan ikisini tekemmül ettirmişler. Diğer şart bizim için ortadan kaldırılsın, biz erken emekli olalım diyorlar. Yaşa takılmak denilen hadise bu. Eğer Türkiye'de biz erken emekliliğin önünü açarsak, o zaman bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Bunun anlamı, bugün 30 yaşın altında olan ne kadar genç varsa, onlar için daha da geç olacak bir emekliliğin önünü açacağız demektir. Buyurun bugün 50 yaşındakiler emekli yapalım. Bugün 30 yaşında olanlar da emin olun 75-80 yaşında ancak emekli olabilir. Çünkü bunun bedelini kim ödeyecek? Belli bir toplumsal kesimin devlete, devlet dediğimizde toplumdan alıp tekrar topluma veren mekanizma. Oradan alarak ben erken emekli olayım diye bir talepte bulunduğunda sonuçta bunun bedelini ödeyecek olan daha sonraki kuşaklardır. Onlar ödeyecektir. Onlar daha fazla çalışmak durumunda kalacaklar. 99'da bu yasa çıkarken Türkiye siyaseti bugüne nispetle daha parçalı bir vaziyeti vardı. Ama o parçalı vaziyetine rağmen o ekonomik gerçeklik ve aktüerya dengesi denilen ne kadar emekli olacak, ne kadar çalışan var. O dengeyi makul ve sürdürülebilir bir noktada tutmak için popülist olmayan, biraz acı gelebilecek topluma, çeşitli kesimlere ama nihai olarak toplumun ortak çıkarını temin edecek bir karara imza attılar. Meclisten çıktı bu. Çok da doğru bir karardı. Şimdi orasından burasından bu kararı esnetip erken emeklilik şekline bir yol açmayı bir kere biz doğru bulmuyoruz. Bunun maliyeti var. Bunu MHP'de aktardınız. Bunun maliyetine ilişkin spekülasyonlar yapılıyor. Efendim 10 milyarda, 20 milyarda, 40 milyarda, 100 milyarda. Nihai olarak siz bu kapıyı açtığınızda buradan çıkacak total bir maliyet vardır. Şurada çok uygun bulmuyorum. Efendim Suriyelilere veriyorsunuz da niye bunlara vermiyorsunuz? O zaman bütçeyi her gelen böyle bir mantık çerçevesinde bana daha fazlasını verin. Niye Suriyelilere veriyorsunuz, bana vermiyorsunuz diyebilir. Sonuçta Suriyelilere vermek dediğimiz hadise Türkiye'nin Suriye İç Savaşı çerçevesinde kendisini karşı karşıya bulduğu bir durumun neticesidir. Ne yapacaktık? Sokmayıp orada insanların öldürülmesine şimdi seyirci mi kalacak? Şimdi bu konuya AK Parti'nin yaklaşımı. Şunu diyeceğim. Onu... Yani o ayrı bir bahis. Hı-hı. Yani bu tezler maalesef kabul edilebilir tezler değil. Böyle mukayeseler. Ona veriyorsunuz, niye buna vermiyorsunuz? Sonuçta devletin bir bütçesi olur. Devlet bütçesi dediğimiz hadise milletten toplar, tekrar millete dağıtır. Devletin hana hamamı yok. Devletin gömüleri yok. Peki efendim. Bunun makul ve rasyonel olması gerektiği malumdur. Eğer bunu yapmazsanız herkesin çıkarına zarar verirsiniz. O ortak çatı var ya, o çatıya zarar verirsiniz. Şimdi işin şöyle bir tarafı var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesinde bu konuda bu kesimin problemlerine eğileceğine ilişkin bir vaat var. Dolayısıyla bir siyasi parti olarak bu vaat istikametinde kendilerine tereddüt eden bir görev var. Şüphesiz bu görevi ifa etmek durumundalar. Ama MHP aynı zamanda Türkiye'de devlet, millet, istikrar, her şeyin makul ve mantıklı bir şekilde yürümesi bu konulara ilişkin de hassasiyeti olan bir parti. Yani efendim popülizm olsun biz de şu kesime verelim şeklinde her kesime kim istiyorsa onların önüne düşelim tarzında o popülizm dalgası üzerinden devletin genel dengelerine ilişkin hususları gözden kaçıracak bir parti değil. Bu iki dengeyi gözetmesi gerektiğini bilen bir parti. Biliyoruz biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konulara ilişkin yaklaşımını, yani geleneksel yaklaşımını ifade ediyorum. Dünkü yaşanan hadise, mecliste zaman zaman bu tür komisyonlar kurulmasına ilişkin teklifler verilir. O tekliflerde
oylanır, değerlendirilir. Partilerin bir kategorik tutumu vardır. Yani kimi konularda iktidar olarak gördükleri kesime karşı ittifak ederler, birlikte davranırlar. Dün de ilk başta öyle bir görüntü vardı. İyi Parti'nin vermiş olduğu bir teklif çerçevesinde bu gelişmeler yaşandı. Sanıyorum, yani benim gördüğüm, anladığım ve çıkarttığım bir sonuç, Milliyetçi Hareket Partisi burada hem bu kesime ilişkin vermiş olduğu sözün bilgisi ve bilincinde olduğu mesajını vermek istedi. Hem de devletin o genel dengelerine ilişkin milliyetçiliğin totalde ideolojik temellerinde var olan hassasiyeti ifade etmek istedi. Yaşadığımız süreç bunun neticesidir. Peki şimdi bir de Melih Gökçek meselesi var. Onu evet. da konuşacağım. Şimdi MHP adaylığını düşünüyoruz dedi. Ve Melih Gökçek'le de en kısa sürede görüşeceklerini ifade ettiler. Henüz resmi bir görüşme, resmi bir yanıt, resmi olarak Melih Gökçek'in aday olacağı gibi bir şey söz konusu değil ama MHP'nin Melih Gökçek'ten yana rotayı çevirmesi yerelde ittifaka nokta koyduktan sonra AK Parti'de nasıl okundu? Yani bu ne anlama geliyor? Şimdi biraz önce Cumhur İttifakı ve seçimlerdeki rekabete ilişkin bir değerlendirme yaparken bu rekabetin hangi dikkat ve itina ile sürdürülmesi gerektiğini atıp yaptım. Bu bir talep değildir. Bu bizatihi her iki siyasi partinin seçmeniyle kurduğu münasebetlerin neticesinde kendilerine düşen bir görevdir, bir yükümlülüktür. Bizim hususen MHP'ye zarar verelim şeklinde bir yaklaşımımız olmaz. MHP'nin de olmasını beklemem. Çünkü elbette rekabet olacaktır ama kazanmak için, daha çok oy almak için bir çaba olabilir. Rekabet içinde olduğu çevrenin kaybetmesine yönelik bir strateji ne MHP'den beklenir ne AK Parti'den beklenir. Cumhur İttifakı'nın o temel referansları böylesine bir yaklaşıma kapalıdır diye düşünürüm. Esasen ilişkili olduğumuz toplumsal çevrelerin beklentisi de bu iki hususu, yani seçimlere ilişkin rekabetle Cumhur İttifakı'nın temel değerlerine ilişkin sadakati birbirinden dikkatli bir şekilde ayırt eden ve itinayla sürdüren partilerin politikalarının kazançlı çıkacağı bir sürece işaret eder. Melih Gökçek ismi bu sadakati zedeleyici bir isim mi? Hayır. Şuraya geleceğim ben. O anlamda demiyorum. Şimdi bunları sıcağı sıcağına yaşanan bir takım gelişmeler, bir takım spekülasyonlar, bir takım yoklamalar ne mümkün bunları görme biçimleri olarak değerlendirebilirim. Milliyetçi Hareket Partisi'nden resmi bir açıklama yok. Bir aday açıklaması yok. Sadece kulis bilgileri olarak intikal eden bir takım hususlar var. Onlar üzerinden partilerin seçimlere yönelik gerçek politikaları esasında bir değerlendirme yapmayı doğru bulmam. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara adayının kim olduğunu ben bilmiyorum. Sayın Melih Gökçek'le böyle bir görüşme yapılmamış şeklinde bir bilgim var. Yarın bu görüşme yapılır, Sayın Melih Gökçek kabul eder, Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı olur. O çerçevede bu bir parti politikası olur, onun üzerine konuşulabilir. Ama şu an kulis bilgileri sadece mevcut şartlarda sıcağı sıcağına yaşanan gelişmeler çerçevesinde bazen birbirini teyit eden, bazen de birbirini tekzip eden gelişmelerin ancak ürünü olabilir. Partilerin politikaları, o rekabetin nasıl yürüyeceği hususu henüz şekillenmiş değildir. Sayın Melih Gökçek'in kendisine geldiğimizde, Sayın Gökçek uzun yıllar AK Parti'de ve o çizgi içerisinde, Milli Muhafazakar çizgi içerisinde görev yapmış bir arkadaşımız. Çok da önemli hizmetlere imza attı. Ankara'da büyük işler yaptı. Şimdi bu aşamada ne tür bir siyasi kombinasyon içerisinde halkın karşısına çıkmak ister, ne bekler, ne ümit eder, nasıl bir tasavvur içinde bulunur, bunun zemininin henüz teşekkür ettiği kanaatinde değil. Ama anladığım kadarıyla bir ortak adaylık söz konusu olur ise çıkabileceğine ilişkin beyanlar olduğunu görüyorum. Böyle bir şey olur mu olmaz mı? Söz konusu olur mu? AK Parti ile MHP ortak aday gösterebilir mi? Şöyle, hali hazırda bu iki siyasi partinin yerel seçimlere ilişkin yaklaşımı belli. Herkesin kendi adayını çıkaracağı istikamette bir yaklaşım.
bu adayları çıkarırken de partiler hem kendi tabanlarını dikkate alacaklardır, hem muhakkak Cumhur İttifakı'nın tabanını dikkate alacaklardır. Çünkü bir ortaklık da var. Ya bu çerçevede ne olur? Bugün konuşmak için erken. Şimdi Melih Gökçe'nin de bugün bir tepkisi oldu. Niye oldu? Sayın Hayati Yazıcı katıldığı bir canlı yayında iş olsun diye görevden almadık ifadesini kullandı. Melih Gökçe de Twitter'dan bir suçum varsa açıklanmazsa namertsin sabrımı taşırma şeklinde sert bir mesaj paylaştı. Bu tabloyu nasıl okuyalım? Bu... Şimdi, tabii Hayati Bey ne kastetti ona bakmak lazım. Sayın Gökçe oradaki ifadeden ne çıkartarak böyle bir cevap verdi? Evet, Melih Bey istifa etmiştir, görevinden ayrılmıştır. Ama bunun hangi nedenlerle olduğuna ilişkin herhangi bir münakaşa, herhangi bir tartışma veyahut bir resmi açıklama ne Melih Bey'den ne AK Parti'den intikal etmiş değildir. Siyasi partiler yürüyüşlerini yaparlarken kendi kadrolarıyla bu işleri yürütürken zaman zaman değişiklikler yapabilirler. İl başkanları değişir, ilçe başkanları değişir, belediye başkanları değişir. Bunu mutlak surette Hayati Bey'in sözünden kimilerinin çıkartmak istediği anlam istikametinde okumak doğru olmaz. Yani Melih Bey uzun yıllar hizmet etmiş bir arkadaşımız. AK Parti seçimler yaklaşırken başka bir yüz, başka bir isim, başka bir kişi üzerinden Ankara'da gitme tasavvuruyla böyle bir işlem yapmış olabilir. Yani mutlak surette Melih Bey'e ilişkin bir hukuki kusur yahut da başka bir nedenden dolayı böyle bir istifanın gerçekleşmiş olabileceğini değerlendirmek doğru değildir. Siyasi partiler yolda yürürken, seçimlere hazırlanırken, hele kritik dönemlerde attıkları her adım, seçtikleri her insan, toplumla kurdukları her mesaj önemli olduğunda orada kimi değişiklikler, kimi düzenlemeler yaparlar. Bizim il başkanları, ilçe başkanları değiştiğinde onların kusurları mı oluyor? Hayır. Ayrıca her insanın da kusuru olabilir. Şüphesiz olabilir. Yani hepimizin kusurları olabilir. Peki. Önemli olan şudur. Siyasi partiler başarılı olmak isterler. O siyasi partiye gönül verenler de kolektif aklın işaret ettiği başarıya destek verirler. Bizdeki gelenek ve ahlak budur. Peki. Şimdi süremiz çok azaldı. Son bir sorum olacak. Şimdi siz meclis grup başkanısınız AK Parti'de. Bundan sonraki sürece ilişkin MHP'ye güven noktasında bir kayıp yaşandı mı? Bir tereddüt var mı meclis çalışmalarında MHP'nin desteğini alıp almayacağınız noktasında? Ve MHP'den bazı isimler bu ittifakın, bu birlikteliğin sürmesini istemedi AK Parti içindeki gibi iddialar da vardı. Bunlara yanıtınız ne olacak? Şu isim istedi, şu isim istemedi. Bunları çok doğru bulmam. Siyasi partilerin çeşitli konulara ilişkin kendi içinde yürüttükleri müzakereler olur. Lehte aleyhte görüşler olabilir. Ama sonuç itibariyle bir kolektif tavır olur, ortak tavır olur. MHP AK Parti yakınlaşması ve esasen onları da aşan Cumhur İttifakı biraz önce de söylediğim gibi toplumsal bir politik bir gerçekliğin üzerine kuruldu. Ha, bunun yorumlanması, tercümesi, nasıl yürüneceğine ilişkin MHP'de de farklı görüşler olabilir. AK Parti'de de olabilir. Ama sonuç olarak iki parti birlikte davrandı. Dolayısıyla birileri çaba gösterdi, bu yerelde ittifak olmadı şeklindeki değerlendirmeyi çok doğru bulmam. Yerelde ittifakın niçin olmadığına ilişkin zaten biraz önce onun nesnel zeminine dair değerlendirmelerde bulundu. Son bir cümle alayım, bitti çünkü süremiz. Mecliste dediğim gibi bir tereddütünüz var mı bu konuda artık? Mecliste biz herhangi bir problem görmüyoruz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nden arkadaşlarla da yasaları müzakere ediyoruz. Esasen yasaların müzakere edilme yöntemi de bütün partilerin işbirliğine de açıktır. MHP ile de ayrıca yakın çalışmalarımızı sürdürmek isteriz. Halihazırda da sürdürüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı konuğumuzdu. Gelişmeleri değerlendirdik. Şimdilik Ankara'dan hoşça kalın diyoruz.